Şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Hamdolsun. Rabbim kestiğimiz kurbanları yüce dergahında kabul eylesin. Nice nice bayramlara sağlık, afiyet içerisinde eşlerimizle, evlatlarımızla, sevenlerimizle, sevdiklerimizle tekrar kavuşmayı nasip ve müessel eylesin. Ne mutlu sizlere. Bayramı buralarda ailenizle beraber geçiriyorsunuz. Çok dikkatimi çekiyor. Eskiden bayramlar hep kolu komşuyla, eş, dost, akrabalarla bir arada kutlanırdı. Ama zaman ilerledikçe günümüzde bir bakıyoruz. Bayram gelmeden önce tatil planları, rezervasyonlar, şunlar bunlar. Kurbanı başka bir yerde bir şekilde devletin farklı kurumlarına bağışlamalar. Ondan sonra tatil. Anne, baba, eş, dost, akraba maalesef olmuyor yani. Ama sizden Allah razı olsun. Bak ne kadar güzel. Yerinizdesiniz, ilçenizdesiniz, köylerinizdesiniz. Ne mutlu sizlere. Rabbim sevdiklerinizle tekrar tekrar nice bayramlar nasip etsin. Teşkilat olarak biliyorsunuz Mayıs ayında iki seçim birden yaşadık. İkincisinde Rabbim bize güzel bir bayram yaşattı. Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak seçtik. Hepinize gayretlerinizden, emeklerinizden dolayı ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yeni bir bayramda bir araya geldik. İnşallah Rabbim bayram günlerimizi de güzel bir şekilde geçirmemizi nasip eylesin. İnşallah önümüzde inşallah yerel seçimlerimiz olacak. Şimdiden yavaş yavaş bayram sonrası sahaya ineceğiz. Hep birlikte sizlerle beraber gayretli bir çalışmayla inşallah içimizde ukde olarak duran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hepinizin gayretleriyle iyi bir sonuçla inşallah alarak zafere ulaşacağız. Yani İstanbul'da çok garip şeyler oluyor. Yani Eyüp Sultan'ın yanı başında Fesane Kültür Merkezimiz var orada, Kongre Merkezimiz var. Maalesef yani şu anki İstanbul'u yöneten zihniyet orada hiçbir tanemizin kabul edemediği böyle müstehcen tablolar, böyle heykeller, şunlar bunlar koyarak bizim manevi değerlerimize böyle İstanbul'un manevi havası en yüksek olan ilçede Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin yanı başında maalesef sergileniyor. Buna millet olarak, toplum olarak gerekli tepkiyi hep beraber verelim inşallah. Bu çapsızlardan inşallah İstanbul'u kurtaralım ya. Beraber İstanbul'u inşallah Mart ayından sonra güzel bir yöntemle, yönetimle yönetelim inşallah. Tabii konuşmaların sonu gelmiyor. Yanımızda büyüklerimiz var, milletvekilimiz var, belediye başkanımız var. Ben sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Hepinize tekrar tekrar nice bayramlar diliyorum. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu belediye başkanımıza arz ediyorum. Başkanım, buyurun. Değerli kardeşlerim, milletvekilim, değerli vekilimiz, kardeşimiz, İlçe Başkan Vekili, Kadın Kolları Başkanı, SKM Başkanı, teşkilatımızın farklı kademelerinde görev yapan değerli arkadaşlarım, sevgili gençler, değerli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, yerel basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Rabbim bizi bir bayrama kavuşturdu, şükürler olsun. Kurban Bayramı öncesinde 28 Mayıs akşamı da bir bayram. Milletçe ve mazlum dünya halkları ile birlikte Rabbim bizlere bir bayram daha yaşatmıştı. Şükürler olsun. Beykoz'da bu mutluluğa katkı veren sizlere can gönülden teşekkür ediyorum. O süreçteki çalışmalarınızı biliyoruz. Rabbim eksikliğinizi göstermesin.
Rabbim sizleri korusun. Rabbim ailelerinizle birlikte, komşularınızla, sevenlerinizle birlikte nice bayramlara, sağlık sıhhat içerisinde, mutluluk ve huzur içerisinde, umut içerisinde kavuştursun. Bizler için gerçekten çok güzel bir bayram. Bir aylık süreçte iki bayramı bir arada yaşamış oluyoruz. O bayramı Beykoz'da yaşamamızı sağlayan teşkilat mensuplarımızı can gönülden tebrik ediyorum. İlçe başkanımız şu an kutsal beldede hac için oraya gitti. Rabbim onun da dualarını kabul eylesin. Sağlıkla, sıhhatle ailesine, Beykoz'umuza dönmeyi de nasip eylesin diye dua ediyoruz. Rabbim sizlere acı, keder yaşatmasın. Tüm insanlarımıza Rabbim acı, keder yaşatmasın. Duaların kabul olduğu zamanlardır. Gönüllerin açık olduğu zamanlardır. Bayram zamanları. Rabbim dualarımızı, güzel temennilerimizi kabul eylesin. Bizleri birbirimizden Rabbim ayırmasın. Geldiniz, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Arefe günü ve öncesinde deprem bölgesindeydik, Kırıkhan'daydık. Değerli milletvekilimiz de zaten oradan geliyor, bayramı orada geçirdi. Dün bayramı burada Beykoz'da, merkez mahallemizde eda ettik. Ve Beykoz'umuzun bakanı, Beykozlu Gençlik Spor Bakanımız ailesini ziyarete gelmişti. O vesile dün akşama kadar yine vekilimle, bakanımızla buralardaydık. Bugün şimdi buradayız. Allah nasip ederse ben saat 16'da rahmetli annemi, babamı ziyaret etmek üzere Giresun'a hareket edeceğim. Yalnız bir dua istiyorum. Bizim şoför arkadaşımız, mesai arkadaşımız o tarafa geçerken yarım saat kadar önce bir kaza geçirdi. Şimdi hastaneye kaldırılıyor. Ona da dua bekliyoruz. Mustafa. Rabbim ona da şifalar versin. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Vekilim, bizi yalnız bırakmadınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kadın Kolları Başkanımıza, ilçe başkan vekilimize, mesai arkadaşımız, aynı zamanda teşkilattan yine büyüğümüz Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımıza, değerli büyüklerimize, mukadder teyze, Leyla ablamıza, teyzemize ve saygıdeğer hanımefendiler, sizlere ve gençlere çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle baktım mı ben şimdi bizim kestane Seda mı? Sena, tamam, o kadar şey olabilir. Beni 3 sene önce davet etti köyüne ve orada böyle gece dolaşa bize kaybettik işi gece karanlıkta. Bizim benim doğduğum köyün hemen bitişiğindeki köy. Kestanelik, şimdi resmi adı Kestane Mahallesi mi? Evet. Büyükşehir oldu ya Ordu. O zaman köyden mahalleye dönüşmüş oldu. Bak böyle gençler de burada, büyüklerimiz de burada. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Benim İsa'm da burada. Bak İsa. İsa babamı özledim diyor. Memlekete gideceğim diyor. Evet, baksın. Ne zaman gideceğim? Çantamı hazır ettim, çantamı. Çantanı hazır ettim. Evet. İsa çok yakışıklı. İsa yemek falan filan. Rabbim inşallah ziyaretini nasip eder. Bize yardımcı oluruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Ben de özledim ya. Mekanları cennet olsun geçmişlerimizin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim mesai arkadaşına da inşallah hayırlı şifalar versin. Daha kötü kazalardan, kederlerden muhafaza eylesin. Belediye başkanımız da söyledi. İlçe başkanımız şu anda hac
ibadeti için kutsal topraklarda. Bu sabah kendisiyle görüştük. Hepinize çok çok selamları var. Allah yaptığı haccı şimdiden kabul eylesin. Çok kısa zamanda bir arada olmayı nasip eylesin. Şimdi seçim zamanı, hemen hemen mesaisinin tümünü bizlere beraber harcayan gerçek bir Beykozlu ben söylüyorum Hasan abimize. Hasan abi bizlerle beraber gece gündüz gayret etti, çalıştı. Milletvekili seçildi. Mecliste de bir yeni bir görev verildi kendisine. Rabbim hayırlı eylesin. Şimdi bugün bayramı da bizlerle beraber geçiriyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim bir abimiz olarak sözü ben kendisine veriyorum. Sayın Vekilim buyurun. Estağfurullah. Çok kıymetli ilçe başkan vekilimiz, kadın kolları başkanımız, çok kıymetli belediye başkanımız, değerli AK Parti ailemizin mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler, kıymetli Beykozlu kardeşlerim. Öncelikle hepinize en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci gününü idrak ediyoruz. Rabbim inşallah bizleri nice nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde milletçe kavuştursun. Bayramınızı tebrik ediyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu mübarek günler hepinizin malumu. Büyüklerimizin ellerinden öptüğü, çocuklarımızın gözlerinden öptüğü, milletçe çok yoğun bir duygu ve coşku yaşadığımız, birbirimizle daha çok kucaklaştığımız, aile büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küskünlüklerin sonlandığı, dargınların barıştığı mübarek günler. Bu günlerin aile içerisinde geçiriyoruz ya, aile büyüklerimizle ziyaret ediyoruz. Bizim en büyük ailelerimizden bir tanesi mensubu olduğumuz davanın teşkilatı olan teşkilatlarımız. O yüzden bu aileyi de yalnız bırakmayan bu güzel günlerde gelip burada kardeşleriyle, dava arkadaşlarıyla, yol arkadaşlarıyla bayramlaşmayı ihmal etmeyen sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Bu duyguyla hepinizin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Efendim bu bayramın ülkemize, aziz milletimize, alemi İslam'a ve yeryüzünün bütün mazlumlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Allah bu bayram vesilesiyle ülkemize ve milletimize birlik ve dirlik, alemi İslam'a kardeşlik ve vahdet, bütün bir insanlığa da hidayet nasip eylesin. Tabii biz millet olarak 85 milyon bir vücudun azaları gibiyiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi fark etmez. Nasıl ki bütün bir İslam alemi olarak ancak iman edenler kardeştir diyor ilahi kitabımız, Rabbimiz. Dolayısıyla bütün bir inananlar aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba, iman edenlere Rabbimiz kardeş kılmış. O yüzden bugün İslam dünyasının en mübarek günündeyiz. Yine inananların en büyük parçası, İslam dünyasının kalesi, sancaktarı, Türkiye'deki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da büyük bir millet ailesinin mensupları, fertleri. Bir taraf acı çekerken öbür tarafın çok da fazla huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bu günleri geçirmesi zor oluyor maalesef. Malum 6 Şubat depreminde ülkemiz büyük bir sarsıntı geçirdi ve hatta belki son 500 yılda gerçekleşmemiş büyük bir afetle karşılaştık. Ve çok büyük bir tahribatı oldu. 50 binden fazla canımız rahmeti Rahman'a kavuştu, şehit oldu inşallah. 100 binden fazla insanımız yaralandı. 11 vilayetimiz, 62 ilçemiz, yaklaşık Yunanistan büyüklüğünde coğrafyamız bundan etkilendi. 12 milyondan fazla insan depremin etkisinde kaldı, zarar gördü. Ülkemize büyük maliyeti oldu maalesef.
Tabii kardeşlerimizin acıları henüz taze, henüz sıcak. İkinci bayramı ailelerinden uzak acı içerisinde geçirenler var. Kimisi çadır kentlerde, kimisi konteyner kentlerde bayramlarını geçiriyorlar. Biz de onların yalnız olmadığını, onların olayın sıcaklığıyla hemen koştuktan sonra arkamızı dönüp gitmediğimizi, her birimiz mutlu olmadığımızda, esasında hiçbirimizin mutlu olmadığını ifade etmek, göstermek için Arefe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızla önce Kahramanmaraş'a, sonra Adıyaman'a gittik. Bayram namazımızı da depremzede kardeşlerimizle kıldık. Konteyner kentlerdeki bazı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Duruşumuzu, duygumuzu, kanaatimizi, inancımızı onlarla paylaştık, paylaşmış olduk. Tabii zor. Bazı kardeşlerimiz var ki biliyorsunuz gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz. Her birinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir dramı var. Kimisi ailesinin bütün fertlerini kaybetmiş, tek başına kalmış. Bayramı o şekilde karşılıyor. Hani insan kendisi bir sıkıntıyla karşılaşmadığında bir başkasının sıkıntısını idrak etmekte biraz da zorlanan bir varlıktır. Ama gidip gördüğünüz zaman kelimeler boğazınızda düğümleniyor. Hıçkırıklar içerisinde kalıyorsunuz. Allah acı içerisinde, sıkıntı içerisindeki bütün kardeşlerimizi de bir an önce, gidenler geri gelemese de huzura, refaha, mutluluğa kavuştursun ve buluştursun. Sadece ülkemizde değil, İslam dünyasının her bir yerinde de acı ve sıkıntı içerisinde olan coğrafyalar var, kardeşlerimiz var. Başta Filistin olmak üzere İslam dünyasının birçok yerinde sıkıntılar içerisinde, işgal altında vaktini geçiren Müslüman kardeşlerimiz var. Rabbim onlara da huzur nasip eylesin. Onlara da bir an önce özgürlük ve kurtuluş nasip eylesin. Değerli arkadaşlar, ülke gündemimiz yoğun. Bayramlaşma mesaisi bir taraftan devam ederken hayatta devam ediyor. Biraz önce başkanımız da bahsetti. Kısaca bir anekdotumu aktarmak isterim. Fesane Kültür Merkezi'nde ilk organizasyonu başlatanlardan bir tanesiyim. Tabii uzun zaman içerisinde orada biriken o kalabalık, yoğunluk, sonuç itibariyle Eyüp Sultan Hazretleri'nin de metfun bulunduğu bir ilçe, İstanbul'un manevi komutanlarından, mimarlarından, ilk İstanbul'u fethe gelenlerden, İslam toprağı yapmak için bir mücadele bilinciyle, bir mücadele aşkıyla buraya gelenlerden Eyüp Sultan Hazretleri'nin, yani Eyüp el-Ensari'nin de metfun bulunduğu yer hemen yakını, birkaç yüz metre mesafe var orada. Rahmetli Kadir abimiz demişti o günlerde, ben buradan bu organizasyonları taşıyacağım. Çünkü buranın ruhaniyetine çok da uygunluk sağlamıyor. Burası İstanbul'un kalbi. Burada birçok Eyüp el-Ensari başta olmak üzere manevi önderimiz metfun. Sultan mezarlığı da malum. Dolayısıyla burayla çok da uygunluk arz etmiyor. Buradan taşıyacağım. İnşallah Yeni Kapı'da bir gösteri alanı inşa edeceğiz. Bu tip kalabalık organizasyonlar hem buranın altyapısı da müsait değil, yolu müsait değil, trafik kilitliyor, İstanbul'u felç ediyor. Hem de buranın manevi iklimine çok uygun değil. Dolayısıyla sahil bandına taşıyacağım ve orada yeni bir yer inşa edeceğiz demişlerdi. Ve dediklerini de zaman içerisinde yaptılar. Burası uzun zamandır restorasyondaydı. Restorasyon tamamlanmış. İlk açılışında, ilk skandalla karşılaşmış olduk. Şimdi birileri bu milletin değerleriyle, değerlerine uygun hassasiyetler taşırken, diğer birilerinin hiç bu değerlerle ilgisinin olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Müşahede ettik, şahit olduk. Zorla olmuyor değerli arkadaşlar. Sokma akıl başta durmaz derler. Olmaz. Kendiniz taşıyacaksınız. Kendi içinizde olacak. Küpün içinde ne varsa dışına o sızar. Eğer içinizde yoksa rol icabı bir miktar milletin gözünü boyamak için
onlara benziyormuş gibi kendinizi göstermeye çalışabilirsiniz. Taşımıyorsanız ortaya böyle bir eser çıkar. Yani garip bir takım şeyleri sanat diye bu millete pazarlayan ve orada o iklimde, bırakın o iklimi, hiçbir yerde esasında milletin ekseriyeti tarafından teveccüh görmeyecek şeyleri gündeme getirmek ve bunları da sanki matah bir iş yapıyormuş, güzel bir iş yapıyormuş gibi bunlarla anılmak herhalde karşımızdakilere yapışıyor olsa gerek. Bugüne kadar 4 yıldan fazladır hizmet mührünü ellerinde tutuyorlar. Şöyle milletin tamamının göğsünü kabartacak, gururlandıracak, duygulandıracak, işte bu, bak adamlar yaptı dedirtecek bir eser ortaya koymadılar, koyamadılar. Ya beceriksizlikleriyle ya da skandallarıyla gündeme geliyorlar. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u ve İstanbulluları kaderine terk etmeyeceğiz ve bu beceriksizlerin elinden kurtaracağız. Bunun için de hep birlikte çalışacağız. Allah çalışana verir. Amin. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın evvelinde hep birlikte çok çalıştık. Allah'ın takdiriyle, milletimizin de destek ve duasıyla birlikte bir zafer kazandık. Bu zaferde emeği olan, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Tabii ki milletimize şükran borcumuz var. Şükran borcumuzu gece gündüz çalışarak, onlara hizmet ederek ödemenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte Türkiye Vizyonu'nu inşa edeceğiz. Mücadelemizin emektarları, davamızın lokomotifi teşkilatımızdır. Teşkilatımızın da her zaman emrinde ve hizmetinde olacağız. Bunun için de bugün bayramlaşma günleri, ilçelerimizde bayramlaşmalar var. Buraları geziyoruz. Tabii benim sorumlu ilçem Beykoz. Beykozluyum başkanım aynı zamanda. Dolayısıyla Beykoz'da ne zaman bir program olsa elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Beykoz'un hizmetinde olmaya çalışacağız. Tabii bu dönemde bir idari görevimiz de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiriyiz. Bir miktarda mesaimizi oraya harcıyoruz, sarf ediyoruz. Arasında il dışı programlara katılıyoruz meclis başkanımızla veya diğer azimunla. Ama görev alanımızı terk etmeden ve ihmal etmeden diğerlerini de yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Bizde durmak yok, yola devam. Mesai mevhumu diye bir şey yok. Her gittiğimiz yere daha